Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karışalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlı Xtaylar ekranımız olsun. Kriziz kapatkan Xtay pensiya yaşını uzartışını planlamaqta. Xtay rejimi nüfus qayrış krizisiga taqabıl duruş üçün pensiyaga çıkış yaşını tedirici uzartış islahatını yolu koyuşunu planladı. Xtay Xalıq Torunun 11. sentabr haber kılışça Xtay Xalıq Kurultayı Daimi Komiteti bu hafta kanunda bekitilgen pensiyaga çıkış yaşını tedirici halde uzartışka ait karar lahisini müzakir kılgan. Xtay dünyadaki pensiyaga çıkış yaşı en tövən devletlerinden biri bulup, bu neçi 10 yıldan buyan yolu koyulup kilivatkan emgek kanununu özgertiştiki muhim kademden biri işken. Xtay rejimi pensiyaga çıkış yaşını keçiktiriş arqalıq emgek gücünün yetişmezlikke keltirip çıkan iqtisadi besimini yenikletmekçi iken. Bildirilişe Xtay rejimi bu yıl 7. ayda kanuni pensiyaga çıkışını tedirici keçiktirdiğallıqını uxturgan. Növette erlerinin kanuni pensiyaga çıkış yaşı 60 yaş bulup, köpünce terakki kılgan devletlerinin pensiyaga çıkış yaşıdan tahminen 6 yaş tövən iken. Ayal kadırlarının pensiyaga çıkış yaşı bolsa 55 yaş. Ayal işçilerinin 50 yaş işken. Haberde kayıt kılınışça kişilerinin hizmet yılını uzartış, pensiyaga çıkanlarının yaşanğandı kütünüş hamkotunun besimini bir kadar yenikli tələydi iken. Çünkü Xtay'nın nurgun ölkeleri allıqaçan zor mehtardaki kızıl rakamge döçkeligen. Onundan başka pensiyaga çıkış muddetini keçiktirip, yaşanğan hizmetçilerinin hizmet ornuda uzunraq turuşini tələb kılalıydı iken. Bu tedbir hemme adamının karşı ilişiğe erişelmezdiki mümkün iken. Xitoyning rasmiy tashviqot organi Xinhua agentligining xabariga asoslanganda 12 sentabr Beijingda o'tkazilgan umumiy yig'inda bu taklif muzokara qilingandan keyin Xitoyning ijtimoiy tarmoqlarida qiziq munozaraga sabab bo'lgan. Nurg'un kishilar texnik ko'p xizmat izdiguvchilarining cheklik xizmat o'rinlari uchun qattiq raqobatlashishi haqidagi andishasini bildirishgan. Xitoyning Qoraqosh bozoridagi munorni cheqayotganligi oshkorlandi. Xitay Uyghurlarının İslami ve milli medeniyetine ait medeniyet buyumlarını yoktuş cinayetlerini devamlaştırıvatkan bulup, Qoraqosh bazarının simval karakterlik münarını çekivetken. Lagir şahidi Zümrət Hanım, ictimai taratqularda hembehirligen birisinde aşkarılınışça, Xitay Xotan vilayeti Qoraqosh nahiye bazarının merkezideki simvalluk münarını çekivetken. Mezkur münar uzun yıllık tarihki ige Qoraqosh bazarının simvolluk münarı bulup, Xitay'nın bu hareketi ictimai uçur vasıtlarında dikkat kozgıdı. Mezkur münarının uçu gümbez şekilde yasalgan bulup, gümbez astığı renglik çırağı ornatılgan. Adette Qoraqosh halkıla emez, Xotan halkımı Qoraqoshlıq yıkılları bilen körüşmekçi bolganda, münar yenidi körüşeyli deb uçuruşuş umumlaşkan. Sindin malum buluşca bu münarının çekilişi Qoraqosh halkının dikkatini kozgıgan. Munarının tarihi hakkında malumatı bar Qoraqoshlıq Uyghurlarının ilgiri sürüşçe, bu kıtım Xitay çıkıvatken munarının ornada əsli 7-8 metr igizlikte bir munar bar bulup, munarının üstüde her xil meyvelerinin uymaları bar ikken. 2002-2003 yılları etrafıda əsildeki munarının ornada bu kıtım Xitay çıkıvatken çırağ munarı tiklengen ikken. Bu qatim Xitay Uyghurlarının milli medeniyetine alaqadar nərslərini yoxduş rəzil məqsidi çəqivətkən munarının igizliki 40 metr ətrafıda bulup, munarının uçuğa gümbəz, gümbəzinin astığı rənglik çıraq orıntılgan. Şundan buyan rənglik çıraylıq munar Qoraqosh bazarının simvolu bulup qalgan. Bulup mu bu munarının rənglik çıraqları keçidi Qoraqosh bazarının mənzirisini texamı güzelləşdirgən. Şarkı Türkistan'da pütülləy yütüvəliş xarizdi buluvatqan tacavuzcı Xitay, yıllardan buyan Şarkı Türkistan halkıya üzlüksüz icra kılıp kilovatkan bastırış siyasetini yakınki yıllarda yenimo iğırlaştırıp, kan kölemlik tutkun kılış, ceza lagırlarına kamaş, mecburi emgeki seliş, narsidi ösmürlerine atılmış ballar bağışçısı namedeki ballar lagırına kamap, milli kimlikiden pütülley ayırıp taşlaş kadarlık cinayetleri bilen yoktuşku urungan bolsa, yeni bir tarafdan Xitay'nın işgaliyet siyaseti bilen karşılaşıp kilovatkan İslam dini, ve onunla itikad kılıvatkan Şarkı Türkistan halkını kırgın kılış, sındırıp yoktuş üçün atılmış yeni kanun nizamlarını tüzüp çıkıp mecburi icra kılmaqda. Şundaklı Şarkı Türkistan'daki Uyghur kültürü İslam medeniyetine alakadar binakarlıklarını çekip veyran kılmaqda. Teşkilatlar Birliği heyeti Hindistan'da Dalai Lama'nın vekili bilen görüştü.
Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatulla Og'uzxon boshchiligidagi bir hay'at 8-sentabrdan tortib Hindistonni ziyorati bo'layotgan bo'lib, 12-sentabr Hindiston poytaxti Yangi Dehlida Tibetlarning surgundagi rahbari Dalai Lamaning vakili Jigme Jungni bilan ko'rishgan. Bu jarayonda hay'at Jigme Jungni apandiga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, jumladan Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini va Sharq Turkiston da'vosiga munosabatlik masalalarini tanishtirgan. Suhbat jarayonida yana Jigme Jungni apandi bilan Hindistonda Sharq Turkiston da'vosini kuchaytirish masalasida birlikda hamkorlashishni muzokara qilgan. Hay'at 11-sentabr Yangi Dehliga joylashgan Hindiston Islom kultur markazini ziyorat qilgan. Undan boshqa hay'atning yetakchiligida Hindistonda Hindiston Uyg'ur jamiyati nomida yangidan jamiyat qurilgan bo'lib, Vasim Abdulla apandi Hindiston Uyg'ur jamiyatining raisi va tashkilotlar birligining Hindiston vakili bo'lib tayinlandi. Navbatdagi jamiyatning turlik xizmat va tartiblari jiddiy ishlanmoqda ekan. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi qurilgandan buyon xalq diplomatiya harakatini yo'l qo'ygan bo'lib, bu jarayonda Yevropa, Sharqi Osiyo, Arab Aldiri bo'libmi Islom dunyosidagi hukumat, tashkilot va qiblar bilan aloqa o'rnatib, Sharq Turkistonning navbatdagi ahvolini tanishtirib kelmoqda va ko'plagan tashkilotlar bilan Sharq Turkiston da'vosida hamkorlikni qo'lga keltirish jihatida unumli natijalarni qo'lga keltirmoqda. Türk dünyası ortak ilibbe meselesi de birlik geldi. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulgan Türk dünyası ortak ilibbesi komitetinin 34 harpten terkip tapkan ortak Türk dili ilibbesi teklifine makullugallığı ilan kılındı. Türkiye haberlerinin haberde bildirilişçe Kazakistan paytaxtı Astana'ya yerleşkan Türk Akademisi bayanat ilan kılıp, Türk Akademisi bilen Türkiye Tilyizik Organı hemkarlıqıda 9-sentabrdan 11-sentabrgacha Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da Türk Dünyası Ortak İlibbesi Komitetinin 3. növetlik yığını çakırılgalıqını, Türk Devletleri Teşkilatı'a azad devletlerden terkip tapkan Türk Dünyası Ortak İlibbesi Komiteti azaları yığınının muvaffakiyetlik ahırlaşkalıqını ilan kılgan. Bayanatta yığınının asaslıq nişani bu sahada kolgu keltirilgen malumatlar ve Türk Dünyası Ortak İlibbe Komitetinin 2 yıllık hizmet tecrübesinin paydalanıp, Türk dillerinin ortak ilibbesini tüzüş lahisi hizmeti muvaffakiyetlik tamamlandı deyilgen. Bayanat diyene yığında 1991 yılı alımlar tüncü kıtım otturgu koygan Latinçi Ortak Türk İlibbesi lahiyesinin sistemilik tatkı kılınğalıqı neticede Türk Dünyası Ortak İlibbe Komiteti azalarının bu ilibbe lahiyesi de terakki kıldırışkı tegişlik noktalarını eniklap çıkanlıqı alahide tilgi ilingan. Bayanatın ahırıda cephalı hizmet işleş neticesi de 34 harpten terkip tapkan ortak Türk ilibbe tüzüp çıkış hakkıdaki teklifinin birdek makullanğalıqı, teklifte otturgu koygan Türk dili ilibbesideki her bir harpnin Türk dillerde mevcut bolgan okşamıgan fonimiği vekili kılıdğalıqı eskertilgen. Xabarda Türkiye Türkçesinde işiltilmeydigan 5 harf mevcut bolgan ortak ilibbenin Türkiye devletlerinin kelgüsideki siyasi hareketleri jarayanida emeli işiltiş basqıcığı kirgüzüldğalıqı bildirilgen. Harris bilen Trump naq meydan programmasida munozirlashdi. Amerikada o'tkazilgan prezidentlik saylovining ikki nomzodi bo'lgan Kamala Harris bilen Donald Trump naq meydan televiziya programmasida birinchi qatimliq munozirasini oxirlashtirdi. Amerikada bu yil 5 noyabr o'tkazilgan prezidentlik saylovi uchun ta'tir sanoq boshlangan bir vaqtda demokratlarning nomzodi Kamala Harris bilan jumhuriyatchilarning nomzodi Donald Trump ABC xabar kanalida naq maydondan tarqatilgan munozara programmasiga qatnashdi. Taxminan 1 soat 50 minut davomlashgan programmada nomzodlar iqtisoddan tashqi siyosatgacha bo'lgan sohalarda o'zining ko'z qarashlarini o'tirg'i qo'ydi. Nurg'un masallarda bir-birini tanqid qildi. Kamala Harris İsrailiyanın Gazze'deki katliamları üstüde toxtalganda İsrailiyanın özünü qoğdaş hüquqi bar. Onlarning özünü qoğdışını devamlı qollaymız. Biroq nihoyatda nurg'un begona fuqarolar öldürüldü. Darhol urush toxtilishi kerak dedi. Donald Trump bolsa Kamala Harris Netanyahu'dan nafratlandi. Men prezident bo'lgan bo'lsam İran rayonidagi davlatlarga moddiy jihatdan yordam qilolmaydi. İsrailiyadimi bular yuz bermagan bo'ladi. Donald Trump vazifaga kelar kelmayla Ukraina Rossiya urushini oxirlashtirganligini 3-dunyo urushining busug'ida ekanligini qayd qildi.
Kamala Harris bolsa, Trump prezident bolsa, Putin Kiyevde oldurgan ve közünü başka Avrupa devletlerine tikken bolatdi, dedi. Programmadan keyin her iki namzat özünün münazirde galibi kılganlığını elan kılgan bolup, sırtı toplangan demokratçılar bilen cumhuriyetçiler arasında sürküleş çıkkan. Amerika bilen Angliya Ukrayna'ya kılındığan yeni yardımlarının miktarını elan kıldı. Amerika Dışişleri İşler Ministeri Antony Blinken devletinin Ukrayna'nı her hal sahaları boyunca cemi 717 milyon dolarlık kollab kuvvetleş meblağı bilen teminleydiğallıkını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Ukrayna Dışişleri İşler Ministeri Andriy Sibika 4. nöbetlik Kırım Münbiri başlıkları yığınığı katını şüçün kelgen Amerika Dışişleri İşler Ministeri Antony Blinken ve Angliya Dışişleri İşler Vaziri David Lammy bilen birlikte muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzdi. Sibika, mehman ministerler bilen devleti de devamlaşıvatkan uruşka alakadar meselelerini müzakere kılganlıklarını bildirdi. Söhbet jarayanı da Ukrayna'nın müdafiye iktidarını küçeytidigan kademlerinin muhakeme kılınganlıkkı işaret kılgan Sibika, Ukrayna armiyesi üçün yerlik mahsulatlarının ve kurallarını setiveleşke acırtıldigan meblağlarının aşırılışının ehmiyetini takitlep, bu Ukrayna'ya kılınıvatkan herbi yardımını tez süratte aşırış ve itibaktaşlarımızın baylıklarını koğdaşının bir usulü, dedi. Blinken bolsa, Ukrayna'nın garip devletleri temelligen uzun mesafelik kurallarını işiltişige icazet kılış talebi meselesini, Ukraynalık rehberler bilen müzakere kılganlıklarını, bu malumatlarını Amerika Prezidenti Joe Biden'a yetküzüdüganlıkını eytti. Antony Blinken 13. sentabr cuma günü Biden bilen Angliya başvaziri Keir Starmer'nin Washington'da görüşüdüganlıkını, onlarının Ukrayna'nın uzun mesafelik kural işiltiş taleplerini müzakere kılışlarının mümkünlükini kayıt kıldı. Blinken, Amerika'nın Rusya hücumları sebebinden ziyan uçurgan energiya sistemisini əsliğe keltiriş üçün 325 milyon, insanperverlik yardımı üçün 290 milyon ve minalarını tazılaş işi üçün 102 milyon bulup, Ukrayna'ya cemi 717 milyon dolar yardım kıldığını bildirdi. Angliya Dışişleri İşler Vaziri Lammy Mo devletinin Ukrayna'ya yıllık 3 milyard funt sterlin harbi yardım kıldığını bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Angliya Dışişleri İşler Vaziri Lammy ve Amerika Dışişleri İşler Ministeri Blinken'ni kabul kıldı. Zelenski, Telegram hesabında elan kılgan bayanatıda, uçuruşta barlık muhim meselelerinin müzakere kılınganlığını bildirip, devletini kollaganlığı üçün Amerika bilen Angliya'ya rahmet etti. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.